Efendim, sosyal medyada bu hafta konusunu yapıyoruz ve telefon hattımızda Dijital Hayat Televizyonu Genel Koordinatörü Bilal Eren var. Sayın Eren, merhaba. Merhaba Tülin Hanım. Evet, sosyal medya hepimizin yaşantısında yoğun olarak yer alıyor. Ve aman bugün neler var diye, hani gazeteleri zor beklerdik gelsin diye. Şimdi ilk önce uyanır uyanmaz çayı koyup ondan sonra da sosyal medyaya göz atıyoruz. Bu haftanın gündemi neydi, sizden öğrenelim lütfen. Evet, bu hafta dinleyicilerimiz için bir derleme yaptık. Hem onların hayatlarını etkileyecek, kolaylaştıracak, hem de bilgi almalarını sağlayacak. Şöyle haberler var. Biliyorsunuz Facebook hakkında geçmişte yapılan birçok araştırma var. İnsan hayatını nasıl etkilediğine dair. Daha doğrusu genel olarak sosyal ağlarını insanları nasıl etkilediğine dair. Yine bir araştırma var. California State Üniversitesi'nden. Bunu ben dinleyicilerime aktarmak isterim. Fırsatı kaçırma korkusu diye FOMO, kısaca ismi FOMO, fırsatı kaçırma korkusu olarak tanımlanan bir hastalık. Ve bu neden olduğu etkilerden biri olarak tanımlanmış bu hastalık. Bu araştırmaya göre, evet. Bu durum arkadaşlarınızın bir partide çekilen fotoğraflarını veya yedikleri güzel bir yemeğin görüntüsünü paylaşmaları gibi durumlarda beliriyor. Yani o fırsatı kaçırmamak, o anı kaçırmamak için çok fazla bu akıllı telefonlarımızdan veya bilgisayarlarımızdan devamlı Facebook'a bakıyoruz ve bazen hayatı bile kaçırabiliyoruz. Örnek vermişler. Mesela bir insanın trafikte ilerlerken yol işaretlerine değil de Facebook mesajına daha fazla dikkat ettiği sonucuna varmışlar. Böylece hatta depresyona kadar giden hastalık olduğu görülmüş bazı denekler üzerinde. Doğru. Bunun çaresi de irade ile kendini kısıtlama olarak belirlenmiş. Hatta bir tık ötesi belki Facebook'u bloklama olarak nitelendirmiş. Bu kadar ileri derecede hasta olarak kendini tanımlayan insanlar var. Buna dikkat etmek lazım. Bu hastalık önemli bir hastalık. Bu araştırmayı dinleyicilerimize aktarmış olduk. Ülkemizden bir haber var. Sakarya Üniversitesi öğrencileri tarafından geliştirilen bir uygulama var akıllı telefonlar için. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi'den akademisyenler ve öğrenciler geliştirmiş. İsmine de DASEL ismini vermişler. Bu proje şunu yapıyor. Deprem anında akıllı telefonların bizi kurtarması sağlanıyor. Bu uygulamayla. Şöyle, bu DASEL dediğimiz proje, telefonlarımız depremi algıladığı anda akıllı telefonlarımız algılıyor. Deprem moduna geçiyor cihaz ve bu moda giren akıllı cihaz GPS sensörlerinde kullanarak koordinat bilgilerini Wi-Fi sinyalleri üzerinden özel protokollerle yayınlamaya başlıyor. Böylece enkaz altındaki depremzedeler koordinat bilgilerini ilgili birime iletiyor ve ilgili birim oraya gidip o enkazdaki kişiyi kurtarabiliyor. Böyle bir uygulama yapmışlar. Akıllı telefonlarımız, hem iPhone, Android gibi cihazlarımızı bu uygulamayı indirebiliyoruz. Böyle bir güzel bir geliştirme yapmışlar. Şu anda yani gündemde o, öyle mi? Evet. Hepimiz yani indirelim o zaman. Evet, indirilebilir, kullanılabilir durumda. Bence çok da etkili ve faydalı bir uygulama tabii, olmuş. Tabii. Bunu haber olarak verdik. Salı günü biliyorsunuz Facebook ve Instagram çöktü. Yani kullanıcılar evet, çok iyi bilir. Dünyada yani, çökmüş ama. Evet, evet, iki gün önce. Evet, iki sosyal medya platformu 2-3 saat kadar kullanılamaz hale geldi. Sadece Türkiye'de olmadığı anlaşıldı. Buradaki kullanıcılar acaba bir kısıtlama mı var diye düşündüler başta. Hatta bu konuda bir polemik de yapıldı. Fakat dünyada böyle bir problemin olduğu anlaşıldı. Facebook ve Twitter açıklama yaptı ve bakıma aldıklarını söyledi ve bu servis kesintisi üzerinden tekrar düzelip çalışmaların süreceği söylendi ve düzeldi. Buradan şu sonucu çıkarabiliriz belki. Şimdi bu platformları hem bireysel hem kurumsal çok profesyonel kullanan, iletişim için kullanan yazarlar, siyasetçiler, bizler, işte sokaktaki vatandaş, herkes bu çok ciddi kullananlar var. Hatta büyük büyük kurumlar var. Bütün iletişim yatırımını yani buraya yaparsa eğer bir bireysel veya kurumsal bir yapı bunlar yok olduğu zaman, yarın örneğin Twitter ben kapattım dese, Instagram ben artık çekiliyorum dese, sonuçta bunlar birer şirket, çok sıkıntılı hale gelebilir iletişim açısından. Tabii. O yüzden firmaların veya bireysel olarak bizlerin de farklı farklı mecralarda bu iletişimimizi destekleyebiliriz.
beklememiz lazım. Örneğin biz bir yazarsanız, bir köşe yazılarınızı veya fikirlerinizi buradan yazıyorsanız sadece Twitter'a güvenmeyin veya sadece Facebook'a güvenmeyin. Örnek veriyorum, isim.com bir tane domaininiz olsun, bir web siteniz olsun, blogunuz olsun. Blogunuz, veya tam diyecektim. Başka platformlarınız da olsun ki yarın bir gün bu tip sıkıntılar olduğu zaman, teknik sıkıntılar veya idari sıkıntılar, bunu öneriyoruz şiddetle. Başka bir platformla, başka birçok platformda olmayı öneriyoruz. Böyle bir acizane öneri de yapalım. Türkiye'den gene bir haber, iletişim ve etkileşime iyi bir haber belki. Sosyal medyanın kullanılmasındaki ne kadar etkili olabileceğini. Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı yaklaşık 3 önce doğan Puma yavrusuna isim yarışması düzenledi Facebook üzerinden. Facebook sayfası üzerinden. Ve hem ziyaretçilere hem onun takipçilere, hayvanseverlere bu Puma'nın isminin ne olması gerektiğini sordu. Koydular mı sonunda? Evet, Pamir isimli bir Pamir ismi ortaya çıkmış. En çok oyu alan veya işte en çok bu isim gündeme gelmiş ve ismine Pamir koymuşlar. Facebook üzerinden yapılmış bu yarışma. Güzel veya, bir at almış. Evet, güzel bir isim olmuş ve Facebook'ta ne kadar etkili kullanılabildiğini gösteren bir şey olmuş. Sonuçta takipçilere sorulmuş. Tabii ki Bilal. Nasıl Facebook kullanılmasa Facebook gelirini %58 arttırmış 2014 itibariyle. Evet aynen öyle. Bu haberi siz vermiş oldunuz. Ben çok önemsememiştim ama siz, evet, onu hatırlatmış oldunuz. Bu oranlara gelmişken şöyle bir haber verelim o zaman. Türkiye İstatistik Kurumu 2014 yılında Türkiye'deki bireylerin internet kullanımının %53.8 olduğunu söylemiş ve eklemiş. Biz interneti, yani bu %53.8'lik kesim internette ne yapıyor bunu araştırmış. Şöyle bir sonuç var. 2014 yılında %53.8'lik internet kullanıcıları %78.8, yani neredeyse %80'i sosyal medya için internete girdiğini söylemiş. Yani sosyal medya mecralarını kullanmak için. Bunun 74.2'si online haber, gazete, dergi okuma, %67'si mal ve hizmetler hakkında bilgi arama, %58.7'si oyun, müzik, film gibi eğlence için vakit geçirme, %54'te e-posta gönderme alma gibi faaliyetleri yapmış. Sonuç olarak hani buradan şu çıkıyor, Türkiye'deki internet kullanıcılarının %80'ine yakını interneti sosyal medya için kullanıyor. Oradan bilgi paylaşımı veya başka türlü faaliyetler için. Bu da resmi kayıtlara matematiksel olarak geçmiş oldu. Yine bir haber var. Instagram'da biliyorsunuz selfie çekme modası veya bütün sosyal medya mecralarında selfie'mizi çekip, hatta Türk Dil Kurumu'na öz çekim dedi. Şimdi yeni bir akım başlıyor. Öz çekim. Selfie'yi tüketti dünyadaki insanoğlu, selfie modası tüketti. Tüketti mi? Tüketti, evet. Ne çıkacak? Bir şey var. Healthy diye bir şey çıkıyor. O ne? Bu da şu. Yarı yüz fotoğrafını çekmek. Şimdi selfie'de biz ne yapıyoruz? Tek göz modası vardı bir ara. Ve onun gibi bir şey diyebiliriz, evet. Tüm yüzümüzü veya işte birkaç kişiysek veya topluluksa kamerayı tüm yüzlere çevirip yüzün bütününü alarak, arkada bir şey olabilir, bir fon olabilir veya bir mekan olabilir ama tüm yüzümüzü çekiyorduk. Şimdi ise her bir yüzün yarısını çekme modası var. Gene arka tarafta bir mekan olabilir, bir fon olabilir ama yüzün yarısını, yani. Healthy mi diyorlar buna? Ona healthy diyorlar, evet. Herhalde halftan. Yarından geliyor olabilir. Yarı öz çekim. Yarı öz çekim. Buradan da Türk Dil Kurumu'na bir şey yapmış olduk aslında. Tabii ki. Yarı öz çekim. Hay Allah. Şu an bu fenomenlerin yaptığı, özellikle Twitter ve Instagram fenomenleri, yarı öz çekim olarak nitelendirilen bu faaliyeti popüler hale getirmeye başlamışlar. Hemen ben Ebru Baldezgahçı'ya dönüyorum. Bir healthy çek içeride mutlaka. Healthy'yi paylaşın Kent Radyo İstanbul'da. Selfie bitmiş şekerim. Ne yapayım? Paylaşın, biz de paylaşalım o zaman. Hemen, evet, hemen Bilal, sen de paylaşabilirsin. Hatta Kent Radyo İstanbul sitesinde paylaşırsan güzel bir healthy'yi, memnun olur dinleyenlerimiz biz de. Tamam, aynı şeyi. Öğrenelim yani tam nasıl, hangi açıları kullanacağız. Örnekleri var aslında. Healthy yazdığınız zaman, hashtag healthy, yazınız. Bir örneği çıkıyor. Onu görebiliriz. Görülebilir. Başka bir haber daha var. Lütfen. Bu da ilginç bir haber ülkemizden. Beyaz şapkalı hacker eğitimi. Şimdi dinleyicilerimiz sorabilir, bu ne demek? Biliyorsunuz hackerlık, yani işte korsanlık veya
bu gibi faaliyetler bir kötü bir de iyi olarak adlandırıyor. Hı hı. İyi hackerlara, yani kurumu için, kendi için, memleketi için işte iyi işler yapanlara beyaz şapkalı hacker deniyor, iyi hacker deniyor. Evet. Türk Statları Enstitüsü Yazılım Test ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı böyle bir eğitim başlatmış. İsmi de beyaz şapkalı veya etik hackerların yetiştirmesi eğitimi demiş. Bu eğitim paketine TSE.org.tr'den ulaşabiliyor bu işlere meraklı olan dinleyicilerimiz. Hmm. 8 Şubat'ta başlıyormuş eğitimler. Yani başvurular başlamış. Eğitimler de 8 Şubat'ta başlıyor. Ciddi ciddi bunun eğitimini alacaklar. Evet evet, bu eğitim alınacak çünkü bu konuda siber güvenlik eylem planı var. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın. Hmm. Yani bu artık hayatımızı tehdit eder bir noktaya geldi. Hem bireysel hem kurumsal olarak çok ciddi saldırılar var. Her gün haberleri okuyorsunuzdur. Tabii tabii. Yani bu konuda eğitimli insanlar kötü niyetli işler yapabilirler. Ülkelerin birçok şeyini, birçok faaliyetini durdurma derecesine kadar gidebilirler. Bilgilerimizi sızdırabilirler vesaire. Örnekleriyle dolu, haberlerle dolu. İyi, güzel bir gelişme o zaman. Evet, Türkiye'de bu konuda bir şeyler yapılması gerekiyor diyorduk hep ve Türk Statları Enstitüsü bu konuda bir eğitim paketi hazırlamış. Şeylere duyurmak lazım. Yani bu konuda meraklı insanlara. O zaman Bilal Eren, sen yarın TRT 1'de, yani Radyo 1'de 15 ile 15.30 arasında Dijital Hayat programında da bunu ele alacaksın herhalde. Yani haber olarak vereceğim. Yarınki konumuz dijital çocuk yayıncılığı. Bir de konumuz var. Dijital? O konuyu konuştun ama çocuk yayıncılığı. Çok önemli. Evet, özellikle bu konuda işte elimizden mobil telefonlar, bilgisayarlar düşmüyorken bu konuda eğitim ne hale geldi, eğitim nasıl evriliyor, bu konuyu konuşacağız çocuklar açısından. Çok güzel örnekler var, uzman da bir konuğumuz var. Bunu konuşacağız. Vaktimiz varsa bir şey daha verebiliriz, bilmiyorum tabii. Hemen onu da alalım. Şöyle diyorum ki ben her hafta bir mecrayı da tanıtalım. Yani bunu dinleyen dinleyiciler bir mecra hakkında da bilgisi olsun. Bu hafta Vine dediğimiz bir mecra var. Kullananlar bilir, kullanmayanları şimdi anlatalım. Twitter'ın 2013 Ocak'ta açtığı bir ücretsiz uygulama var, Vine diye. Burada akıllı telefon ve tabletler aracılığıyla video kaydedilip arkadaşlarımızla paylaşabiliriz bu uygulama bu. Hı. Bu videonun bu sosyal medya mecrasının 3 önemli özelliği var. Birincisi maksimum 6 saniye uzunluğunda video çekebiliyoruz. İkincisi durdurarak kaydedebiliyoruz ve yayınlıyoruz. Üçüncüsü ise videoların tıpkı hareketli resimler gibi sonsuz bir döngüyle loop diyorlar ona, hareket etmesini sağlıyoruz. Bu hayatımızda çok etkili olmaya başladı. Şu an dünyada 40 milyon takipçisi var, kullanıcısı var. Türkiye'de 2,5 milyon. 6 saniyede kendini anlatma sanatı olarak da nitelendiriliyor. Hem bireysel hem kurumsal kullanılıyor. Çok etkili şeyler var. Dinleyicilerimize buradan bu platformu kısaca anlatmış olduk. Evet, yarın da Radyo 1'de 15-15.30 arasında özellikle çocukları olanlar sizin programı kaçırmasınlar. Dijital Hayat programı. Lütfen, tamam. Teşekkürler Bilal Eren. Tamam, kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun.